Çerçeveden herkese merhaba. Önemli siyasi gelişmelerin yaşandığı bir sürecin içerisindeyiz. Bu hafta sizlerle Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'yi gerçekleştirmek istediği operasyon, yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Soçi'ye gerçekleştirdiği ziyareti konuşacağız. Konuğumuz Sosyopolitik Sağ Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç. Hoş geldin Yüksel. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Operasyon tartışmalarıyla başlayalım istersen. Kısa bir süre önce Tahran'da üçlü zirve gerçekleşmişti. Ancak oradan basına yansıdığı kadarıyla, yine yayınlanan ortak bildirgeye yansıdığı kadarıyla Türkiye operasyon için yeşil ışık alamamıştı. Bu ayın 5'inde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rusya'ya gitti. Soçi'de Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan Rusya'dan operasyon izni alabildi mi? Böyle başlayalım istersen. Aslına bakarsan operasyon izni alabildi mi'den ziyade Putin'in Türkiye ile kurduğu ilişki, Rusya iktidarının Türkiye ile kurduğu ilişki daha küresel çıkarlarına odaklı olarak bir tür al-ver ilişkisi ve terbiye etme pozisyonuna aslında biraz kaba olacak ama terbiye ettikçe gelişen bir ilişki. Masada Rojava Suriye meselesi kuşkusuz var. Türkiye'den istediğini yapması karşılığında Rojava'daki pozisyonunun daha da güçleneceğine dair bir pazarlık meselesi yürüyor. Bu başından beri öyle. Aslında Türkiye'nin Kürt meselesine yaklaşım biçimi uluslararası ilişkilerdeki hem zaafını hem pazarlık alanını oluşturuyor ne yazık ki. Ve özellikle hegemon olmak isteyen güçler, alan tutmak, alan korumak isteyenler, Türkiye'nin jeopolitik stratejisinden faydalanmak isteyenler, Türkiye'nin bu konuda ortaya çıkardığı zaaflı pozisyonu ve iktidarın bunu araçsallaştırarak bir iktidar güç devşirme, iktidar sürecini yükseltme, devam ettirme aracı olarak kullandığını fark edenler, bilenler de gani gani kullanıyor bu pozisyonu, bu durumu aslına bakarsanız. Türkiye'nin çok ciddi anlamda bir Kürt sorunu, Kürt meselesi handikapı var. Bugün geçer akçe olarak kullandığı şey yarın onun tüm akçelerinin dibini oyuyor. Yarın değil, bugün bile açığa çıkan şey o ekonomik kriz biraz bununla da ilgili. Rusya biliyorsun daha önce İran'da bir görüşme yaptı Türkiye. Rojava'ya girişle ilgili onay almak istediğini beyan eden, onunla ilgili zeminleri yoklayan bir görüşmeydi. Ama ondan çok önce de biliyorsun İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği meselesinde de bu konuyu gündeme getirmiş ve koalisyon güçlerinin NATO'nun Türkiye'nin Suriye'deki olası hareketine karşı göz yumması, refleks göstermemesi ve operasyon sürecinin belli zaman dilimi içerisinde yapılması ile ilgili süreci görmezden gelmesine dönük bir istek oldu anlaşılıyor. Bu kuşkusuz İsveç ve Finlandiya'daki NATO pazarlığında başka hedefleri de vardı. İşte Türkiye'ye seçime kadar götürebilecek bazı maddi kaynaklar edinebilme, dışarıda etkili görünerek içerideki seçmeni hala güçlüyüz ve dış dünya bizden bağımsız hareket edemiyor ve onların oyununu bozabiliyoruz duygusu verebilmek gibi gibi başka başka gerekçeler de var ve bazı anladığımız kadarıyla iktidar cenahı içerisinde yer alan kimilerinin de yurt dışında özellikle Batı dünyasındaki güvenlik problemi meselesinin de kısmen gündeme gelmiş olduğunu tahmin ediyorum Avrupa, NATO, İsveç ve Amerika ile yapılan görüşmelerde kısmen bu tip kişisel güvenlik meselelerinde gündeme geldiği ya da pazarlığın bir parçası olduğunu düşündüren bazı anlatılara rastlıyoruz. Yani çoklu düşünsek bile görünürde iktidarın kendini her açıdan kurtarabilmek için Rojava ve Kürt meselesi üzerinden kurduğu güvenlikçi konseptin kendisinin ya da Kürt hareketinin ortaya çıkarmış olduğu pozisyonun imha edilmesinin, yok edilmesinin, etkisizleştirilmesinin olmuyorsa etkisizleştirilmesinin süreci bir şekilde görünür biçimde pazarlığa yapmış ve tüm ülke iç kamuoyu bunun üzerinden yapılan görüşmelere ikna edilir hale gelmiş. Aynı şey Rusya için de geçerli. İran'la yapılan görüşme
Oldukça gergin bir ortamda geçmişti hatırlarsan, en azından açıklamalar öyle diyordu. Türkiye İran'da yapılan görüşmede aslında bir onay olabileceği inancında gibiydi ama orada olmadı. Çünkü NATO üyelikleri meselesinde Rusya'nın arzu ettiği biçimde bir pozisyonu Türkiye tam olarak tutturamadı ve Türkiye'nin NATO'daki süreci, NATO ülkeleri ve Batı koalisyonuyla kurduğu ilişkinin kendisinin çok hızlı bir biçimde Rusya aleyhine dönebilme olasılığı olduğu için, yani Rusya Türkiye'ye gerçek anlamda güvenmediği için, güven üzerine ilişki kurmadığı için İran süreci, İran görüşmeler süreci bir tür ne derler, kaba olacak ama burun sürtme, bir tür kendini hatırlatma, bir tür Türkiye'ye yapmak istedikleri ve gitmek istediği yol açısından zorunluluklarını hatırlatmakla ilgili bir süreç oldu. İkinci süreç biraz da oradaki mesajların Türkiye tarafından ne kadar alındığı ve nereye kadar gidilebileceği üzerine ikinci bir hamle süreciydi. Şimdi açıkçası Rusya biliyorsun Ukrayna Savaşı'nın ardından Batı tarafından ciddi yaptırımlara da tabi bu durumda ve bu yaptırımlar Batı'nın bir parçası olan, NATO'nun bir parçası olan Türkiye'nin de içinde yer almak durumunda olduğu, uygulamak durumunda olduğu yaptırımlar. Ama öte yandan Putin'in bu yaptırımları delebilmesiyle ilgili en elverişli jeostratejik ve politik zaaf alanı taşıyan yer de Türkiye. Dolayısıyla aslında Putin Türkiye'ye bir nevi Batı'nın çerçeveleme politikasını, hegemonyasını daraltma ve aslında ekonomik kriz içinde iflasını sağlayabilecek süreçleri oluşturma politikasının kendisine Türkiye'den doğru bir gedik açmaya çalışıyor. Hiç değilse yaptırımlar sürecinin Türkiye eliyle dolaylı bir biçimde delinebileceği yollar üzerinden tartışıyorlar ve bunun formülasyonlarını tartışıyorlar. Daha önceki bir tartışmada şey söylemiştim. Putin Türkiye'nin Batı'dan tümden kopmasını arzu etmez. Çünkü Batı ile ilişkili ve Batı içerisinde zorlayan Rusya'nın çıkarlarının gerektirdiği pazarlığı yapabilecek daha zaaflı bir gücün varlığı Batı'dan ayrışmış kendi halinde bir Türkiye kadar Türkiye'den çok daha faydalı. Kendi halinde bir Türkiye Rusya'nın çok işine gelmeyebilir. Ama Batı ile ilişkili Batı'nın kolektif süreçlerinin kendisini etki edebilecek ya da orada belli bir delik zaaf alanı yaratabilecek bir Türkiye her zaman Putin'in işine geliyor. Dolayısıyla aslında Putin'in Türkiye'yi zorladığı nokta Batı blokundan kopması değil, Batı bloku içerisinde bir tür Truva atı gibi rol alması. Bunları yapabilmesi için de Türkiye'ye bir şey vermesi gerekiyor ve bu tip hegemonik devletler insafsız olurlar. Satabilecekleri, pazarlığa oturtabilecekleri değerler her zaman vardır. Güçler her zaman vardır. Bu yer yer bir toprak parçası olur. Yer yer bir ekonomik enerji hattı olur. Bu yer yer bir halk, bir toplum olur. Çoğaltmak mümkün ve Putin şu aşamada Türkiye'nin bir Truva atı rolü oynayabilmesinin koşullarından biri olarak, şartlarından biri olarak Türkiye'nin Rojava'daki emellerinin kendisini aslında masaya yatırıyor. Dolayısıyla ortada böyle bir pazarlık var ve bu pazarlık bugünün pazarlığı değil. Ne yazık ki Suriye Savaşı başladığından beri Türkiye'nin Suriye'de konumlanma biçimi ve dış politikasını yeniden kurma biçiminin kendisi tam olarak Kürt meselesi üzerinden oluşturduğu o tabusal kapanın kendisiyle çok ilişkili biçimde yürüdü. Her adımda Kürt meselesi üzerinden bir pazarlıkla Putin Türkiye'nin iç işlerini daha kontrol edebilir hale geldi. Türkiye'nin zaaf alanlarını daha fazla kaşır hale geldi. Her pazarlık ihtiyacı duyduğunda Putin ve işte Doğu bloku diyebileceğimiz yapı Kürt meselesi Rojava üzerinden ya da Suriye rejimiyle ilişkiler üzerinden ortaya çıkardığı pazarlıkla ihtiyaç alanlarını bir şekilde korumaya, kurtarmaya çalıştı. Bugün de olan bu. Bugün olanın şöyle bir farkı var belki. Bir sürecin devamı evet ama biraz da belki de dananın kuyruğunun kopabileceği netlikte bazı süreçlere, bazı sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla herkes elindeki merminin son atımını yapmak istemiyor. Merminin çekirdeğini daha da arttırabilecek, kullanımı daha da yoğunlaştırabilecek, pazarlığını daha da sürdürülebilir kılabilecek süreçler arıyor.
Fakat bu defaki bir tür kavşak olabilir. Tüm bunlarla beraber soruna gelirsek, Putin evet Türkiye'ye kısmen onay verdi ama gerçek anlamda henüz tüm arzu ettikleri açısından beklentilerini henüz karşılayan süreçleri görmüş değil. Sanki ortaya çıkan pozisyon Türkiye'nin zorlama biçimi kısa süreli ama sık sık açığa çıkabilecek bir operasyonel süreci Putin ve İran'ın ikna olma düzlemi oluşana kadar sürdürmek gibi. Bunun da çok uzak bir tarihe erme olasılığı görünmüyor. Daha yakın bir tarihte netleşebilir. Ve biliyorsunuz başından beri Suriye'ye olası bir savaşın Türkiye'deki seçim sürecinin takvimini de hızlandıracağı, yakınlaştıracağı. Böylesi bir savaş sürecinin kendisinde açığa çıkabilecek milliyetçi refleksleri güçlendirebilecek, seçmen mobilizasyonunu güçlendirebilecek iktidar lehine iktidarın aslında olası bir seçimde iktidarı kaybetme ihtimali bu kadar yükselirken bir hayat öpücüğü olabileceğini hesapladığını baştan beri de finalin biraz da Rojava'ya yapılacak olası bir operasyon ve savaş düzlemiyle ilgili olabileceğini söylemiştik. Aslında bu durumda sadece Türkiye'nin güncel çıkarlarına değil, iktidarın geleceğine de karar veren bir görüşme silsilesinin kendisinden bahsetmek pekala mümkün. Putin'le yapılan görüşme ve satır araları okunduğunda kategorik bir reddin olmadığı, aksine belli süreli aralarla ve belli imkanlarla Türkiye'nin Suriye'deki pozisyona göz yumulacağı ama esas arzunun da biraz şu olduğunu düşündürüyor bazı açıklamalar. Az öteden beri Rusya hem Rojava yapısını, siyasal ve direnen güç yapısını hem de Türkiye'yi rejimle ilişkilendirerek ve rejimin aslında taleplerine de uyumlu hale getirerek süreci halletmek. Örneğin Rojava'daki güçlere, Rojava yönetimine Türkiye istemiyorsanız rejime alanlarınızı açmalısınız ve siyasi idari özellik isteğinden vazgeçmeli, kültürel özelliklere rıza göstermelisiniz, size zorluyor. Öte yandan Türkiye'yi Rojava'daki Kürt güçlerine dönük olası savaşla elde etmek istediği çıkarları açık tutarak Türkiye'yi bir şekilde aslına bakarsanız kontrol ediyor ve Türkiye'nin iç dizaynında dolaylı bir etkilenim içinde duruyor. Öte yandan Kürtleri eğer rejim olmazsanız Türkiye gelire ikna edebilecek daha somut gerekçeler, güncel görünümler sunmuş oluyor. Öte yandan rejime de Türkiye Kürtler arasındaki gerilimden senin yeniden alana hakimiyetini geliştiririm vaadinde bulunmuş oluyor. Zaten rejimin bugünkü bütün şekillenişi, iç ve dış siyasetini kurma biçimdeki iradenin Rusya tarafından şekillendiğini bilmeyen yok. Dolayısıyla aslında oyunun bütün bağlamlar içinde kazananın Rusya olabileceği, hangi adım atılırsa kazananın Rusya olabileceği bir sürecin aslında örüldüğünü söylemek pekala mümkün. O yüzden Rusya operasyon iznini çok rahat verebilir. Koşullarının olgun olduğunu, arzu ettikleriyle ilgili bir şiddet dalgasının elinde tuttuğu güçleri de motive edecek biçimde, onların da gazını alacak biçimde aslında kontrol edebileceği zaman Rojava'yı masaya çok kolaylıkla yatırabiliyor ne yazık ki. Peki Yüksel, şunu da sormak istiyorum. Doğru, uluslararası güçler açısından bir çıkar gözetme durumu var. Ama Türkiye açısından da şöyle bir durum var. Seçimler yaklaşıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanla yarışıyor diyebilirim aslında. Muhalefet de biraz durumu şöyle değerlendiriyor. İktidar içte sıkıştığı için dışta kendisini rahatlatacak bir şeye ihtiyaç var ve bu da Suriye operasyonuyla belki mümkün olabilir. Belki söylediğin şeyler uzun vadede gerçekleşebilir ama Türkiye'nin bu kadar zamanı yok. Bunu sanki çok kısa sürede gerçekleştirmek istiyor gibi sen de özetledin. NATO görüşmeleriyle başladı, Tahran'daki görüşmelerle devam etti. En son Soçi'de sürdü bunlar. Türkiye bunları beklemeden, uluslararası güçlerden yeşil ışık almadan tam anlamıyla erkenden bir operasyona yönelebilir mi?
Seçim sürecini Tayland, geçirse erkenden bir operasyon yönelebilir mi? aynen, Tayland zaten bir süredir görüşmeler esnasında Rojava'ya Türkiye tarafından saldırılar, SİHA ya da sınır topçu birlikleri ya da ÖSO içerideki Türkiye'nin egemenlik kurduğu alanlar var, kentler var biliyorsun. Bu kentler üzerinden bir süredir zaten operasyonel sürece hız vermiş durumda. İçeride aslında zaten bir tür fiili savaş durumu var. Ama bunun güçlü, yoğun, açık ve resmi hale gelmesi için bazı süreçleri tüketmeye çalışıyor Türkiye. Bu süreçler tükenmeden girebilir mi? Şu haliyle bile aslında girebilir. Çünkü mevcut pozisyonda Türkiye'nin hem Batı blokuna hem Rusya blokuna sunmuş olduğu şeyler, sunabileceği şeyler, bu blokların Türkiye'nin Rojava saldırısına, kısa süreli saldırısına göz yumma, görmezden gelme, belki birkaç kınama ve endişe bildirimiyle olayı kapatmaya yol açabilir. Dolayısıyla mevcut pozisyonda Türkiye tüm süreçleri mükemmelen tamamlayıp belli anlaşmalar yapmadan, geçmişin bazı anlaşmalarına ve aslında uzlaşmalarına da dayanarak girebilir. Evet, yani her an girebilir. Ama bu durumda olabilecek bazı şeyleri hesaplamaya çalışıyor. Çünkü Türkiye'de iktidarın bir başarı hikayesine, çok güçlü bir başarı hikayesine ihtiyaç var. Girip çıkması, Rojava'ya şu haliyle girip çıkması, evet girer çıkar alan tutma, tutalanlardaki egemenliğini derinlemesine genişletebilir. Ama tüm süreçler tamamlanmadan bunu yaparsa ya da göz yumma süreçlerinin ölçüsünü tam hesaplayamazsa, basit bir giriş çıkışın Türkiye'deki milliyetçi damarın konsolidasyonunda seçmenin iktidara yeniden yönelimini sağlayacak bir savaş psikolojisinin kurulmasında yeterince yardımcı olmayabilir. Yoksa evet girebilir ve buna Batı'da, Rusya'da belli açılardan göz yumar. Bunu nereden biliyoruz? Çok uzun süredir Rojava yönetiminin, Rojava'nın ve Kürtlerin, başka yerlerdeki Kürtlerin Rojava'yı uçuşa yasak bölge ilan edilmesiyle ilgili talepleri, istekleri, kampanyalarının karşılık bulmamasından biliyoruz. Tehdit var söylemlerin Kürtlere dönük çoğu kez gelişmiş olmasından biliyoruz. Dolayısıyla hani evet girebilir süreçler tamamlanmadan. İlgili güçler göz de yumabilir. Bazı kınama, endişe bildirimi söylemleriyle olayı kapatabilir. Ama bu birkaç günlük, birkaç belki bir haftalık, 10 günlük olur. Bunu Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok aslına bakarsanız. Türkiye'nin çok daha, dahası Türkiye'de iktidar gücünün çok daha ciddi bir başarı ve zafer hikayesine ihtiyacı var. Başka türlü iktidarda kalabilecek seçmen konsolidasyonunu yaratamayacağı gibi seçim sürecini yönetememe riski açığa çıkar. Bu da seçimi kaybetme olasılığını güçlendirir. Mevcut iktidarın seçimi kaybetmesi demek sadece tipik bir siyasal partinin seçimi kaybetmesi anlamına gelmeyecektir. 20 yıllık süreçte oluşmuş ulusal, uluslararası iç ve dış insan haklarını da bağlayan, ekonomik süreçleri de bağlayan değişik suç biçimlerinin de yargı masasına gelmesi anlamına gelecektir. Kısa bir süre önce hükümete yakın, iktidara yakın medyada bir haber yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşebileceğine dair. Bu haberden bağımsız çeşitli sinyaller de geldi. İlk önce Soçi görüşmesinde Putin'in Erdoğan'a bu meseleleri Suriye rejimiyle konuşmuş dediği belirtildi. Bu hafta yazılı açıklamaya da yansıdı. Ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, zaten bizim istihbarat servislerimiz birbiriyle görüşüyor dedi. Ardından da iktidara yakın bir medya kuruluşu Cumhurbaşkanı'nın Esad'la görüşebileceğini, bu görüşmenin önce yüz yüze heyetler biçiminde olmasa bile telefon düzeyinde gerçekleşebileceğini söyledi. Yine gelen bazı bilgiler, bazı ülkelerin, bir tane İslam ülkesi ve bir Körfez ülkesinin iki ülke arasında arabuluculuk rolü oynadığına dair bilgiler geliyor. Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi ne anlama gelir? Erdoğan'ın daha önce Esad'a karşı söylediği çeşitli sözler de vardı. Ne anlama gelir böyle bir görüşme? Tam da burada Putin-Erdoğan görüşmesinin çok mühim, bence çok mühim bir sonucunu da söylemek isterim. Biliyorsun Türkiye çok uzun süredir özellikle Suriye ile kurduğu ilişkiler
Suriye'de alan toprak ilhakam diyebileceğimiz işgal anlamına gelen uygulamaları nedeniyle Körfez ülkelerinin bir kısmıyla ayrı düşmüştü. Daha doğrusu ana Körfez ülkeleriyle ayrı düşmüştü ve bu konuda bir karşılıklı çıkar çatışması olmuştu. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan kısmen Katar Türkiye'den çok ayrı hareket etmemeye özen gösterse de kısmen Katar'la ilişkileri bozulmuştu. Esas olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkilerin tesisi ve yeniden Türkiye'nin Körfez'le ilişki kurması, diplomatik daha geçmişe yakın ilişkiler kurması ile ilgili bir sürecin de çok hızlı bir biçimde Türkiye'nin artık önünde olduğunu söylemek gerekiyor. Bu konuda daha önce de hatırlarsın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin bir görüşmesi vardı. Erdoğan Emirlik'le yaptığı görüşme ve İstanbul ziyareti vesaire vardı. Aslında süreç o zaman da başladı. Rusya esas olarak Körfez ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkinin de aslında düzelmesini arzu ediyor gibi görünüyor. Rusya ile yapılan hem İran hem Rusya ile yapılan görüşmeler daha önce Körfez ülkelerinin devlet yetkilileriyle, emirleriyle yapılan görüşmelerde yeni bir aşamaya Körfez ülkeleriyle Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin aynı zamanda bölgesel çıkar ilişkilerinin yeniden dizaynına işaret ediyor ki bu mühim. Bir Kürt meselesi üzerinden, bir Suriye meselesi üzerinden Türkiye yeniden dış politikasının pek çok başka bağlamlarını da dizayn etmeye başlıyor. Daha önce Kürt meselesi üzerinden oyun bozmak adı altında kendi tüm dış politik ilişkilerini bozan Türkiye, yine Kürt meselesi ve Kürt meselesine yıkıcı tavır üzerinden bazı çıkar ortaklıklarıyla dış politikasını yeniden dizayn ediyor gibi görünüyor ve bununla ilgili süreç tahminini de bunun üzerinden kuruyor gibi geliyor. O bağlamda aslına bakarsan Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ilişkisi Suriye'nin yönetimiyle de ilişkisinin paralel olarak gelişmesinin bir parçası. Bunlar birlikte ve paralel gelişiyor. Öte yandan Türkiye Esad hükümetiyle ilk defa konuşmayacak aslında bakarsanız birkaç yıl önce hatırlayın. MİT üzerinden ve yereldeki idari yapılar üzerinden Suriye devleti, hükümet yapısı ve devlet yapısıyla ilişkilerin sürdürüldüğü ve belli ilişkilerin kurulduğu, başkan yardımcılığı düzleminde bazı ilişkilerin aslında sürdürüldüğüne dair pek çok kulis bilgisi yansıdı. Ve bu birkaç yıldır süren bir durum. Esad'la Erdoğan'ın görüşme sürecinin kendisi artık bu kadar döşenmiş yoldan sonra mümkün hale geldi. İki devlet başkanının görüşme olasılıkları ile ilgili zeminler oldu. Öte yandan hem Esad hem Erdoğan Kürtlerin mevcut pozisyonunda elde etmiş oldukları statüyü kendi devletsel bekalarına ve iktidar çıkarlarına ters ve tehlike bulduğu için aynı konuda kolaylıkla uzlaşabilirler. Kürtler iki düşman devlet başkanlığı ya da eski deyimle iki dost kardeşi, şimdi günümüzün düşmanı yeniden kardeşleştirme potansiyel olasılığı taşıyor. En nihayetinde Türkiye Esad'la yaptığı görüşmede muhtemelen büyük bir ihtimal özetle sizin sınırlarınız içindeki terör girişimi ve özerk yapılanmanın kendisi Türkiye için de tehdittir. Ortak tehditte buluşalım deyip hem Suriye hem de Türkiye devlet ilişkilerinin yeniden tesisinin Kürt meselesi üzerinden kurması mümkün. Bu konuda eğer sizin gücünüz yetmiyorsa biz halledeceğiz de diyecektir Türkiye. Çok uzun süredir bunu söylüyor. Eğer siz halletmezseniz biz hallederiz söyleminin kendisi bir tür devletler arası ilişki, iki devlet arasındaki ilişkinin de kodlarını ortaya koyuyor. Bu noktada doğrusu ben Esad'ın şöyle bir onurlu yaklaşım içinde olacağını hiç düşünmüyorum. İşte bu Suriye'nin bu hale gelmesinde Türkiye'nin çok büyük katkısı var. Çünkü Esad bunu söylüyor aslında. Çok uzun yıllardır bunu söylüyor. Çok büyük katkınız var. Ülkemi parçaladınız. İnsanlarımı bana karşı kullandınız, örgütlediniz. İşte ÖSO bunun bir parçası. Ve içeride aslında farklı bir yapı kurdunuz. Nifak tohumları attınız. Size güvenip ilişki geliştiremem de diyebilir ama bunu demeyecektir. Çünkü devletler güncel çıkarlar üzerinden, güncel ortak düşmanlar üzerinden geçmişin üzerine sünger çekmeyi becerebilen yapılardır. Onlardan o devletler arası ilişkilerde ilke beklemek hayaldir. Mevcut durumda da böyle bir ilkeyi bulmak çok zor. Çünkü hem Esad yönetimi Kürtlerin
ve Kuzey Suriye hattında oluşan özgün yapının kendisini tanımak istemiyor. Yeni demokratik Suriye'nin modeli olmasını istemiyor. Hem Türkiye orada oluşabilecek bir yapıyı, güncel bir beka problemi ve Türkiye'nin çıkarlarına geleceğini tehdit olarak görüyor. Bu noktada uzlaşabilecekleri çok açık bir alan var. Eğer böylesi bir görüşme olursa Türkiye kuzeydeki Rojava Kürt oluşumuna dönük olası saldırıyı Suriye'nin de çıkarına, Suriye'nin birliğini sağlama çıkarına olacağını iddia edecektir ve bu konuda söylemsel ortaklık kuracaklardır. Esas mesele burada şu, çok önemli, çok büyük bir direniş göstermiş DAEŞ gibi, çok ciddi bir tehdide karşı direniş göstermiş, koalisyonun ve belli açılardan Rusya'nın aslında desteğiyle de yol almış, ölümüne savaşmış ve kendi toprağında kendini yönetme hakkını aslında kanıyla elde etmiş bir toplumun imha olabilme olasılığına da yol açabilecek bir süreç. Çünkü devletler ve liderler hegemonya söz konusu ise insan hakları, toplum hakları, kolektif haklar ya da toplumların varlıklarını korumak gibi süreçlerin kendisini görmezden gelirler. Aksine buna düşman bile olabilirler uygulamalarıyla. Esas kaygı noktasının biraz burada oluşması gerekir. Rojava'da tehdit altında olan şey şu aşamada sürecin bu biçimde örülmesi halinde sadece Rojava modeli değil, oradaki Kürt varlığının ciddi anlamda bir tür jenoside uğrama riskinin de yükselmiş olmasıdır. Türkiye bir süredir Kuzey ve Doğu Suriye sınırında belli derinlikte bir alanda konut inşa etmeyi, buradaki göçmenleri, Suriye'den gelen mültecileri oraya göndermeyi tartışıyor. Bu mültecilerin orada rahat etmesi, huzura kavuşması gibi de tartışılıyor. Ama aynı zamanda güvenlik politikasının bir sonucu gibi de tartışılıyor. Yakın zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Adana'da ziyaret gerçekleştirirken kendisine mültecilerle ilgili bir soru soruldu. Mültecilere bakıyoruz. Tabii bunun çeşitli nedenleri var dedi. Türkiye'nin misafirperverliği yanında bakıyoruz ama boşuna mı bakıyoruz dedi. Orada bir devlet kurulmasına izin vermeyeceğiz. Orada konutlar tamamlanacak ve oraya yerleştireceğiz. Böyle bir devlet oluşumuna da izin vermemiş olacağız dedi. Bu durumun bölgede bir karşılığı var mı? Türkiye bunu gerçekten uygulayabilir mi? Uygulaması durumunda bölgeye yansıması ne olur? Oradaki Türkiye'nin istediği gibi konut yapımı ve Türkiye'nin istediği mültecilerin bu konutlara yerleştirilmesi bölgeyi nasıl etkiler? Tayland, Türkiye şimdiye kadar girdiği hiçbir topraktan çıkmadı. Aynı şeyi Irak'ta da görüyoruz ve Federe Kürt bölgesi içerisindeki pozisyonda da görüyoruz. Suriye'deki pozisyonda da görüyoruz. Zaten Türkiye'nin Rusya'yla ve Batı blokuyla değişik çıkarları masaya yatırarak ve her birinin çıkar ihtiyaç alanlarını pazarlık konusu yaparak Suriye'nin içerisinde ne derler engelsiz ve dikensiz ilerleyebilmeyi sağlamakla ilgili mutabakat arayışlarının özünde Suriye'ye Türkiye'nin girememesi meselesi yok. Türkiye zaten Suriye'de. Biliyorsun İdlib'de, Cerablus'ta, Azez'de, Kobani her gün vuruyor. Afrin'de. Dolayısıyla aslında Türkiye zaten Rojava'da ve Suriye'de. Birkaç günlük, birkaç haftalık operasyonel biçimlere girer ve hiçbirinin de sesi çıkmaz. Çünkü bu konuda ilkesel bir tutum beklemediğim daha önce de söyledim. Buradaki mesele Türkiye'nin 30'a 40 metre derinlik ve 30'a 40 metre diye tartışılan derinliğe inme isteği ve o derinliğin kendisini kontrol edebilme isteğiyle ilgili. Uzlaşmanın ana odağını burası oluşturuyor. Hatırlarsan birkaç yıl önce Amerika ile yapılan mutabakat ve yine Soçi mutabakatlarında geçen bir 20 metre 20 kilometre derinliği meselesi vardı. Ortak devriyelerle alanın kontrolü, Türkiye'nin denetimi, Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi gerekirse orada bir tampon oluşturması tartışmalarını ve bir anlaşma süreçlerini hatırla. Şimdi olay 40 kilometreye kadar varacak bir derinlik meselesine dönmüş durumda. 30 ile 40 kilometre arası konuşuluyor ve anlaşmaya çalışılan nokta bu. Türkiye'nin mevcut durumda zaten Suriye'deki pozisyonu ilhakçı pozisyon. Bunun sağlamlaştırılıp ve genişletilmesi üzerinden bir tartışma var. Ve uzlaşılmaya çalışılan şey aslına bakarsanız bu.
Yoksa Türkiye sanki Suriye'de değilmiş gibi, Rojava'da değilmiş gibi yeni operasyonla girecekmişiz gibi tartışırsak ve Rusya'dan da Batı blokundan da bu girişe onay istiyormuş gibi tartışırsak, bizim 2015'ten 14 ve 15 yıllarından beri Türkiye'nin Suriye politikalarını görmezden gelmemiz anlamına gelir. Bir kere bunu belirtmek gerekiyor. Anlaşmanın ya da anlaşmaya çalıştıkları nokta bu 40 kilometre hikayesi. Derinliği arttırma, genişlik en ve derinliği arttırma. Genişlik, uzunluk belli zaten, Türkiye sınırı diye tarif ediyor. Derinliğin 40 kilometreye kadar varması meselesi ciddi bir mesele ve pazarı buradan kurmuş durumda Türkiye. Doğrusu Türkiye, Suriye ve Orta Doğu ile ilgili tasarruflarından vazgeçmek istemiyor. Tüm zayıflamasına rağmen. Suriye'yi şimdi denetleyebildiği, konumlanabildiği Suriye kentleri, Rojava kentleri üzerinden kontrol edebileceğini, isterse karıştırabileceğini bir güç olarak tanınması gerektiğini söyleyen pek çok eylem ve edime sahip. Ama öte yandan Türkiye'de 4-5 milyon arasında olduğu söylenen Suriyeli göçmen var ve bu göçmenler üzerinden Suriye'nin siyasal sürecine, yapılanma sürecine müdahil olma hakkı edindiğini düşünüyor. Mültecilerin bu kadar tutuluyor olmasının nedenlerinden biri bu. Öte yandan derinliğini büyüttükçe hakimiyet geliştirdiği alanlara bu göçmenlerden bazılarını da yerleştirerek aslında bir tür teritoryal ve demografik jenosit uygulamasına çok rahatlıkla yol açabilecek bir uygulamayla da Suriye sınırının ilk 40 kilometresine de derinliğine hakim olmaya, Suriye üzerinden de Orta Doğu politikalarının geleceğini kurmaya çalışıyor. Suriye çok önemli bir Orta Doğu ülkesi. Suriye'nin devlet yönetme sistemine hakim iseniz ve orada bir söz alanı sahip iseniz bir şekilde değişik yapılar aracılığıyla, bu Lübnan içerisinde de, Filistin, İsrail içerisinde de ve diğer körfez ülkeleriyle ilişkinizde de, Akdeniz içindeki bazı çıkar meselelerinde de çok güçlü bir odak olmanız, aktör olmanız anlamına geliyor. Türkiye bir Akdeniz ülkesi ama Akdeniz'deki pek çok pazar, özellikle Orta Doğu'ya açılan kısımda pek çok pazarlık pozisyonunda güçlü değildi. Ama bu durum başka bir şeyi ifade eder. Aslına bakarsanız Türkiye tüm kriz haline, politikalarının şimdiye kadarki politikalarının başarısızlığına rağmen edindiği alandan da, etki sahasından da, bu etki sahası üzerinden planladığı tasarruf ve tasarruf alanlarından da vazgeçmek istemiyor. Zaten bu görüşmelerle Türkiye biraz da bunca yıllık başarısızlığın ortaya çıkardığı sonuçları kotarmaya ve ona bir örtü çekmeye çalışıyor. Son olarak şunu sormak istiyorum Yüksel. Kısa bir süre önce aralarında gazeteci, yazar, oyuncuların da olduğu 308 isim altılı masaya bir çağrı yaptı. Bu suça ortak olmayın dedi. AKP ve MHP iktidarının değirmenine su taşımaktan başka bir anlama gelmeyen bu suskunluğa son verin dedi. Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir çağrı geldi. Birincisi, bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsun? Bu çağrıyla birlikte işaret ettikleri yer altılı masaydı. Altılı masanın operasyon tartışmaları ile ilgili görüşünü nasıl değerlendiriyorsun? Ve bütün bunlar Kürt seçmende nasıl bir karşılık bulur? Bir kere 308'lerin imzasının çok kıymetli olduğunu, böylesi bir süreçte otoriterizmin bu kadar tartışıldığı ve insanların sahanın çok korktuğu, söylem kurmakta güçlük çektiği bir dönemde 308'lerin imzasındaki metnin içeriğinin kıymetli olduğunu söylemek isterim. Çünkü çok uzun süredir Türkiye'nin Kürt meselesi, ama terör denerek o kadar meşrulaştırıldı. Kürt meselesinin savaş ve şiddet olayı, ilhak olayı o kadar meşrulaştırıldı ki Türkiye girdiği yönü kaybetmeye başladı meşruluk içerisinde. Dikkat edersen ilgili metinde sadece Rojava değil, Federe Kürt bölgesinde açığa, Federe Kürdistan bölgesindeki operasyonların da Irak satı mali içerisindeki duruşun da kendisi eleştiriliyor ve çok önemli bir belirlemede bulunuyor ki altına imzamı atarım. Bu tip savaşların, hem Irak hem Suriye üzerinden Kürtlere dönük yürüyen savaşın aslında bir hem toprak ilhakı hem de algı operasyonlarında kullanılmak üzere gerçekleşmiş savaşlar olduğunu söylüyor. Bu ikisi çok mühim ve buradan Türkiye halkının hiçbir çıkar devşiremeyeceğini, Türkiye ekonomisinin hiçbir biçimde beslenemediği gibi zaten çöküş halindeki
dibin daha da derineceğini işaret ediyor. Bu belirlemelerin önemli olduğunu hemen önemli olduğunu altını çizmek gerekiyor şimdiye kadar. Çünkü Türkiye'nin hem Federal Kürdistan bölgesindeki pozisyonunu hem Suriye'deki pozisyonunu ilhak olarak tarifleme cesareti göstermiş bir aydın söylem grubuna uzun süredir rastlamıyoruz. Ve üstelik bu operasyonların amacının bir diğer amacının aslında bir tür algı operasyonuna temellik etme ihtiyacının parçası oldu ve Türkiye halkının hiçbir zaman çıkarın olmadığı, aksine Türkiye gençliğinin ve halkının geleceğinin gasp anlamına gelecek süreçler doğuracağına dair cesur söylemler var. Ve aslında ilgili bildiri sadece Suriye'ye ikinci büyük operasyonun yapılmasını, Kürt halkının ilgili bölgedeki Kürt halkının yaşayabileceği Kırım sürecinin kendisine dönüp kaygıya tek işaret etmiyor. Aynı zamanda Federal Kürdistan bölgesindeki pozisyonun da geri çekilmesini, aslında savaş ve şiddet pozisyonunun geri çekilmesini deklare eden bir metin bu. Bu anlamda önemli bir barışa çağrı metni. Ne yazık ki Türkiye'de çok uzun yıllardır muhalefet Kürt meselesinde şiddet araçlarının aktif olduğu zamanlarda ya da şiddetin aktif olmaya çağrıldığı zamanlarda sus pustur Türkiye muhalefeti. Aksine sus pus olmaktan da ziyade bazen kraldan kralcı bir biçimde savaş şiddet kararı alanların niye daha fazla savaş, niye daha fazla şiddet olmuyor anlamına gelebilecek bir tür motivasyona da yüklendikleri, muhalefetini de neden savaşıyorsun değil de neden daha çok savaşmıyorsun üzerinden kurdukları bir politikaya dayandırdıklarına tanıklık ediyoruz. Milliyetçiliğin dizginden boşaltılmış bir at yarışı gibi en fazla ben milliyetçiyim, en fazla beka kaygısı ben duyuyorum, en fazla ben savaş istiyorum'a yöneldiği bir yerde ipin ucunun kaçtığı ve toplumsal parçalanmanın aslında bu nedenle çok güçlendiği bir durumun kendisine dur diyebilecek sağlıklı bir liberal muhalefet alanı bile yok Türkiye'de. Tam da bu noktada Türkiye'nin 22-20 yılından fazla bir sürecini aslında belirleyen, etkileyen AKP iktidarının ortaya çıkardığı Türkiye formunun hem ciddi bir Türkiye sistem ve rejim krizine hem büyük toplumsal parçalanma, bölünmeye vesile olabilecek krize hem Türkiye'nin iflasına götürebilecek bir sürecin içerisine soktuğunu tüm erbaplar söylüyor. Herkes AKP iktidarının Türkiye'ye getirdiği duruma itiraz ediyor. Çok güçlü itiraz ediyor ama AKP iktidarının Türkiye'yi bugün getirdiği krizli duruma neden olan ana pozisyona itiraz etmiyor. Bunlardan biri savaş, ikincisi Kürt politikasındaki durum. Her ikisinde iktidarın milliyetçi beka ve mukaddesatçı söyleminin de yarış içinde olması meselesi Türkiye'nin kadersizliğidir. Ve Türkiye bu kadersizliği aşmak zorunda. Muhalefet eğer gerçek anlamda Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye'de demokratik çoğulculuğuna saygılı yeni bir cumhuriyet formu geliştirmek istiyor ise, bu vaadinde gerçekçi ise ilk yapılacak şey milliyetçiliğin militer şiddetle beraber beslenerek faşistleşme, ırkçılaşma, ayrışma sürecine dur demeyebilmesi, savaşın Türkiye'nin mevcut çözülme sürecini hızlı bir biçimde güçlendirdiğini görmesi ve yeni Türkiye formunun savaş şiddet politikaları dışında ancak gerçekleşebileceğini bilmesi gerekiyor. Bu anlamda 308'lerin çağrısı aklı başında oldukça reel ve rasyonel bir çağrı. Muhalefet bu noktada mı? Ne yazık ki hem Federal Kürt bölgesine aylardır başlamış olan operasyonel sürecin kendisi, hem Suriye ve Kürt meselesindeki tartışmalar, hem terör kisvesi adı altında Finlandiya, İsveç, NATO üzerindeki pazarlıklar meselesinde neden daha çok koz kullanmadın, neden daha çok gerilim hattı örmedin üzerinden ortaklaşıyor. İsveç, Finlandiya memorandumunda hatırlayın, Akşener garantisini o teröristleri bize verecekler mi? Kimi verecekler? Terörü destekleme ve terör eylemine katılanların Türkiye'ye iadesiyle ilgili süreçte garantimiz ne? Neden daha fazla istenmedi? Neden daha fazla şey koparılmadı? Ne derler? Pay koparılmadı vesaire gibi söylemlere girdi. Oysa orada bambaşka bir yerden muhalefet etmesi gerekiyordu altılı masanın liderlerinin. Bugün de etmiyor. Türkiye'de ne yazık ki söz konusu olan şey milliyetçilik ve milliyetçiliğe bulandırılmış militarizm ise Türkiye'de muhalefet yok.
Herkes iktidar, herkes egemen. Ve bu yüzden yeni bir Türkiye'nin kurulma şansı inanılmaz zayıf. Bunu kurabilecek şu durumda, bunun daha doğrusu vicdani aralığını koruyabilecek tek yapı sol sosyalist ve Kürt muhalefetinin kendisi, ama bunlar zaten mevcut durumda o terör kisvesi altında hedeflenmiş ve militer milliyetçiliğin hedefine oturmuş kesimler. Dolayısıyla Türkiye'de ana muhalefet ve altılı muhalefetin kendisinin aklı başında bir biçimde vaat ettikleri, dahası tespit ettikleri Türkiye riskleri ve vaat ettikleri yeni Türkiye meselesinde samimi iseler, gerçekçi bir biçimde hem Kürt meselesinde çözümsüzlük bir söyleminin kendisine bir dur demeyi bilmeleri ve açıkça yüzleşmeyi önermeleri gerekir ve buna kendilerini hazır kılmaları gerekir. Hem de şiddetle savaş politikalarını, gerilim politikalarını hızlı bir biçimde durdurmayı gerektirir. Bulanık suda avlanamazsınız. Ve Türkiye'de bu sular çok bulanık. Daha da bulandıralım dediğiniz yerde durgun suyun vaat ettiklerini göremezsiniz. Yani Türkiye'de muhalefet bu konuda çok parlak bir yerde değil. 308'lerin çağrısına henüz bir ses de gelmiş değil. Ama önceki pratiklerden de ve ana muhalefet oluşturan sağ ve SHP gibi sosyal demokrat olduğu iddiasındaki ulusalcılık kanadının da ağır baskısı altındaki milliyetçi siyasetlerin ne yazık ki militer bir milliyetçilik söylemine gark olma, oradan daha fazlasını isteme ve bu milletin bekasını, geleceğini ben düşünüyorum. O yüzden daha fazla savaş ve şiddet deme olasılığı ne yazık ki yüksek. Bu akıl tutulması durumu Türkiye'de çok uzun yıllardır ne yazık ki hakim. Değerlendirmelerin için çok teşekkürler Yüksel. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç ile bu hafta Türkiye'nin Suriye'ye dönük gerçekleştirmek istediği operasyon tartışmalarında gelinen aşamayı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Soçi'ye gerçekleştirdiği ziyareti konuştuk. Bir sonraki hafta başka bir konuyla görüşmek üzere, hoşça kalın.